Merhaba arkadaşlar, zarfların ikinci dersinde miktar zarflarıyla devam edeceğiz. İlk dersimizde durum, zaman, yer yön zarflarından bahsettik. Şimdi miktar zarflarındayız. Zarf ailesinin asıl sapı, asıl çapkını miktar zarflarıdır. Neden böyle diyorum? Hatırlayın, durum zarfları için sadece, ya genellikle fiil ve fiilimsere gelir dedik. Zaman zarfları için aynı şekilde genellikle fiil ve fiilimsere gelir. Hatta yer yön zarfları sadece fiil ve fiilimsere geliyordu. Ama miktar zarfları için böyle bir ayrım söz konusu değil. Hepsine birden gelir. Fiillere gelir. Fiilimsilere gelir. Sıfatlara gelir. Kendi türü olan zarflara gelir. Bu yüzden asıl çapkınımız, asıl sapığımız miktar zarfları. Sadece neye gelmez? İsimlere gelmez. İsme geldiği zaman sıfat oluyordu zaten. Şöyle örneklendirmeye başlayalım. Ha, bunları miktar bakımından niteleyecek. O zaman ne kadar sorusuna cevap vermesi lazım. Yalnız sorulara güvenmeyeceğiz. Bunu unutmayın. Daha önce de bahsetmiştim. Sorulara güvenmeyeceğiz. Mesela şöyle bir örnek. Sınava çok çalışıyor. Evet, çalışmak fiil. Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor. Miktar zarfı. Tamam. Ne kadar sorusuna cevap veriyor. Başka bir soru daha soralım. Nasıl çalışıyor? Çok çalışıyor. Günlük hayatta bunu da yapıyoruz biz. Nasıl sorusuna da çok diye cevap veriyoruz. Sırf nasıl sorusuna çok cevabı geldiği için buraya durum zarfı demeye kalkmayacağız. Sorulara güvenmeyin. Önemli olan bu sözcüğün kullanılış amacı. Yani çalışmanın niteliği mi bildirilmiş, miktarı mı bildirilmiş? Yani miktar bildirilmiş, o zaman miktar zarfıdır. Devam ediyorum. Sınavı çok çalışan kazanır. Çalışan fiilimsi. Ne kadar çalışan? Çok çalışan. Yine miktar zarfı. Bakın bu defa fiilimsiye geldi. Hani hepsine gelir dedik ya, bunları örneklemeye çalışıyorum. Tamam kardeşim, biz bunlara alışırız. Ya bu iki örneğe alışırız. Zaten şimdiye kadar durum, zaman, yer yön, miktar, yer yön zarflarında hep fiil, fiilimsi örnekleri gördük. Şimdi buradan sonrasını dikkatli dinleyin. Arabayı çok hızlı kullanıyor. Kullanmak fiil. Nasıl kullanıyor? Hızlı mı, çok hızlı mı? Nasıl kullanıyor? Hızlı kullanıyor. Adım adım gideceğiz. Bakın burada acele etmeyin. Nasıl kullanıyor? Hızlı kullanıyor. Durum zarfı. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Miktar zarfı. Bakın zarf zarfa geldi. Sapık iş başında. Zarf zarfa geldi. İşte bu örneklerle karşılaştığımız zaman problem yaşıyoruz. Bunlarda ayrıca acele etmeyeceğiz. Adım adım geriye doğru gideceğiz. Kullanmak fiil. Nasıl kullanıyor? Hızlı kullanıyor. Çok hızlı değil. Nasıl kullanıyor? Hızlı kullanıyor. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Miktar zarfı. Çünkü adım adım gitmezsem eğer şu hatayı yapma ihtimalim var. Diyelim ki aşağıdakilerden hangisinde birden çok zarf kullanılmıştır diye sordu. Ben de şunu yaptım. Kullanmak fiil. Nasıl kullanıyor? Çok hızlı kullanıyor. İkisini birden birleştirdiğinde burada zarflardan birini kaçırmış olurum. Dikkat. Tamam, sapık mapık bir şekilde aklımda kalır burası. Bir sonraki örneğe gidelim. Çok güzel kız. Çok güzel kız. Kız isim. Nasıl kız? Güzel kız. Niteleme sıfatı. Bakın çok güzel kız değil. Nasıl kız? Güzel kız. Ne kadar güzel? Çok güzel. Miktar zarf. Bu defa ne oldu? Zarf sıfata geldi. İşte bu örneklerde sıfatı veya zarfı nitelendiren örneklerde problem yaşıyoruz. Çünkü biz zarfları hep fiil veya fiilimsiyi niteleyen sözcükler olarak öğrendik. Sadece fiil ve fiilimsi değil. Sıfatları ve zarfları da niteleyebilir. Bakın aynı hatayı burada da yapma ihtimalim var. Adım adım gideceğiz demiştim ya. Kız isim, nasıl kız? Güzel kız. Ne kadar güzel? Çok güzel. Adım adım gideceğiz. Aynı hatayı burada yapacak olursam hangisinde zarf vardır diye sordu. Ben de kız isim, nasıl kız? Çok güzel kız. Birleştirdim. İkisine birden sıfat dedim. Gitti soru. Bu hataya düşmeyelim. Şimdi sıfatı ve zarfı niteleyen, derecelendiren miktar zarfların üzerinde duracağım. Birazdan örnekleri çoğaltacağım. Yalnız burada tehlikeli bir nokta var. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şu örneğe geldim. Bakın çok karıştırdığımız örneklerden biri. Birçok güzel kız. Şimdi bir de bunu inceleyelim. Kız isim. Nasıl kız? Güzel kız. Niteleme sıfatı. Şimdi birçok sözcüğü sırf sıfatın önünde duruyor diye gidip de buraya miktar zarfı demeyin. Buradaki birçok sözcüğü anlam bakımından neyi tamamlıyor? Güzeli mi tamamlıyor, kızı mı tamamlıyor?
Birçok kız anlamı var, birçok güzel anlamı var. Buna dikkat edeceğiz. Bakın, birçok kız anlamı var. O zaman burası belgisiz sıfattır. Şimdi yukarıya baktığımda güzel kız, çok güzel. Buradaki çok sözcüğü güzel sözcüğünü niteliyor. Sıfatı nitelediği için zarftır. Buradaki güzel sözcüğü de kızı niteliyor. Birçok sözcüğü de kızı niteliyor. O zaman burası belgisiz sıfattır. Sıfattır burası. Hatırlayın, sıfatlarda hangisinde hem nitelemen, belirtme sıfatı almış sözcükler vardır derken bu örneği vermiştim. Birçok güzel kız örneğini vermiştim. Birçok kız, güzel kız. Sözcük isme geldiği için burada sıfat oldu. Bunları karıştırmayalım. Çünkü sözcüğün nerede durduğu önemli değil. Anlam bakımından nereyi tamamladığı önemli. Yani çoğu zaman ezberci arkadaşlar bu hataya düşüyor. Hep diyorum ya, Türkçe ezber dersi değildir. Ezber yapmayın. Yani şimdi bunu öğreniyor. Tamam, sıfatları da niteliyormuş zarflar. Bunu da öğreniyor. Ondan sonra sıfatın önünde gördüğü her sözcüğe zarf demeye başlıyor. Hayır. Önemli olan o anlam bakımından o sıfatın nitelenmiş olması. Şimdi böyle anlatınca çok soyut kalıyor. Biraz daha somutlamaya çalışayım. Şöyle bir örnek verin. Diyelim ki, biraz garip bir örnek olacak belki ama. Şimdi buradan kapı açıldı. İçeriye bir kız girdi. Ben de döndüm baktım. Oo dedim, çok güzel kız. Bir tane kız geldi ve ben çok güzel kız dedim. Şimdi ben burada çok sözcüğünü kullanma amacım kızın sayısının çokluğunu belirtmek mi yoksa güzelliğin çokluğunu belirtmek mi? Güzelliğin çokluğunu belirtmek. O zaman burada güzel sözcüğü nitelediğiniz çok sözcüğü zarf olur. Sıfatı nitelediği için zarf olur. 3-5 tane kız geldi. Döndüm baktım. Oo dedim, bir çok güzel kız. Birçok sözcüğünü kullanma amacım güzelliğin çokluğunu belirtmek mi yoksa kızın çokluğunu belirtmek mi? Bu defa kızın çokluğunu belirtmek. Kız isim, ismi niteliyorsa o zaman sıfattır. Şimdi olmuştu sanırım. Bunları karıştırmayalım. Sıfatın önünde gördüğümüz her sözcüğe zarf demeyeceğiz. Önemli olan o sözcüğün anlam bakımından nereyi tamamladığını yakalamak. Şimdi derecelendirme zarfları diyelim. Derecelendirme zarfları, miktar zarflarının alt başlığıdır. Miktar zarflarının alt başlığı. Şimdi çok farklı sözcüklerle derecelendirme yapılabilir ama bize sınavda genellikle derecelendirme sorusu geldiğinde karşımıza çıkacak 3 tane sözcük var. En, daha ve kadar sözcükleri. En, daha, kadar. Derecelendirme sözcüğünü gördüğümüzde arayacağımız sözcükler bunlar. Yani soru kökünde derecelendirme geçsin yeter ki. En, daha, kadar sözcüklerini arayacağız. Bunların isimleri var. Buna eşitlik zarfı diyoruz. Daha sözcüğüne üstünlük zarfı diyoruz. En sözcüğüne de en üstünlük zarfı diyoruz. İsimleri de bunlar. Bununla ilgili karşınıza çıkabilecek en detaylı soruları yazacağım. Sonra böyle soruları yumuşatarak yukarıya doğru çıkacağız. Beraber şöyle değerlendirelim. Şimdi önce ben soruyu yazayım. Tek soru cümlesi içinde 6 tane soru yazalım. Mesela şöyle soruya şöyle başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat ya da bir zarf üstünlük bakımından ya da sırasıyla gidelim. Eşitlik bakımından ya da üstünlük bakımından ya da en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir diye sorsun. Bakın burada şu anda 6 tane soru var tahtada. Nedir bu 6 soru? Bir sıfat eşitlik bakımından derecelendirilmiştir. Birinci soru. Sıfat üstünlük bakımından, sıfat en üstünlük bakımından. 3 soru buradan gelir, 3 soru da buradan gelir. 6 tane soru. Bu 6 soruya 6 cevap yazalım. Her birini örneklendirelim. Birinciyle başlayalım. Bir sıfatı eşitlik bakımından derecelendirelim. Şimdi bakın, öncelikle sıfatı derecelendirmek ne demek? Önce onu açayım. Sıfatı derecelendirmek demek, bir miktar zarfının sıfatın üzerine gelmesi demektir. Mesela cennet kadar güzel vatan diyorum. Cennet kadar güzel vatan. Vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan. Burası niteleme sıfatı. Şu anda bir elimizde bir tane niteleme sıfatımız var. Ne kadar güzel? Cennet kadar güzel. Miktar zarfı.
Hocam niye miktar zarfı yazdın? Hani derecelendirme zarfıydı? Alt başlığı dedik ya, bunlar da miktar zarfı. Ne kadar güzel? Cennet kadar güzel. Bakın bir zarf sıfatın üzerine geldi mi? Geldi. Biz bu sıfatı derecelendirdik şu anda. Peki hangi bakımdan derecelendirdik? Hangi sözcüğü kullandıysak o. Kadar sözcüğünü kullandık. O zaman biz burada eşitlik bakımından bu sıfatı derecelendirmiş olduk. Birinci soru böyle. İkinci soru. Hangisinde bir sıfat üstünlük bakımından derecelendirilmiştir? Bu soruya cevap bulalım. Yine sıfatın üzerine miktar zarfı getireceğim. Üstünlük dediği için, üstünlük dediği için daha sözcüğünü kullanacağım. Yazıyorum. Cennetten daha güzel vatan. Vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan, niteleme sıfatı. Elimizde bir sıfat var. Ne kadar güzel? Cennetten daha güzel. Miktar zarfı. Bu sıfatın üzerine zarf getirdim. Bu sıfatı derecelendirmiş oldum. Peki hangi bakımdan derecelendirdim? Bu defa daha sözcüğünü kullandığıma göre üstünlük bakımından derecelendirdim. İşin mantığı bu. Devam edelim. Üçüncü soru. Hangisinde bir sıfat en üstünlük bakımından derecelendirilmiştir demişse eğer, bu defa en sözcüğünü kullanacağım. En güzel vatan. En güzel vatan. Vatan isim. Nasıl vatan? Güzel vatan niteleme sıfatı. Ne kadar güzel? En güzel miktar zarfı. Evet, bu sıfatı derecelendirdim ben şu anda. En sözcüğünü kullandığıma göre de en üstünlük bakımından. En üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Evet, ilk 3 soruyu tamamladık. Şimdi gelelim ikinci 3 soruya. Ne yapacağız? Zarfı derecelendireceğiz. Zarfı derecelendirmek demek bir zarfın üzerine başka bir miktar zarfının gelmesi demek. İşte derecelendirme seviyeleri de eşitlik, üstünlük, en üstünlük, en daha kadar sözcüklerini getireceğiz. Mesela senin kadar çok seviyorum diyelim. Senin kadar çok seviyorum. Sevmek fiil. Ne kadar seviyor? Çok seviyor. Elimizde bir tane zarf var bakın. Şu anda çok sözcüğü zarf. Ne kadar çok? Senin kadar çok. Bu da miktar zarfı. Bakın zarf zarfa geldi. Sapık iş başında. Şimdi ben bu zarfın üzerine başka bir zarf getirmişsem, miktar zarfı getirmişsem bunu derecelendirmişim demektir. Peki hangi bakımdan derecelendirdim? Kadar sözcüğünü kullandığıma göre eşitlik bakımından derecelendirdim. Devam edelim. İşin altını kavradığınızı düşünüyorum. O yüzden biraz daha hızlanacağım. Yine bu defa zarfı üstünlük bakımından derecelendireceğim. Senden daha çok seviyorum. Sevmek fiil. Ne kadar seviyor? Çok seviyor. Miktar zarfı. Ne kadar çok? Senden daha çok. Yine miktar zarfı geldi. Çok sözcüğünü derecelendirdim. Daha sözcüğünü kullandığım için de üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Bir sonraki zarfı en üstünlük bakımından derecelendireceksem en çok ben seviyorum diyorum. En çok ben seviyorum. Sevmek fiil. Ne kadar seviyor? Çok seviyor. Miktar zarfı. Ne kadar çok? En çok seviyor. Miktar zarfı. Bu defa en sözcüğünü kullandığım için de en üstünlük bakımından derecelendirmiş oldum. Karşınıza çıkabilecek en detay sorular bunlar. Şimdi biraz daha şöyle yukarıya doğru gidecek olursam aşağıdakilerden hangisinde? Bir sözcük, bakın bir sözcük dedi. Sıfat veya zarf diye belirtmedi. Bir sözcük eşitlik bakımından derecelendirilmiştir derse hemen arayacağımız sözcük kadar sözcüğü olacak. Sıfatı veya zarfı derecelendiren kadar sözcüğü. Bu sorunun cevabı bu iki cümle. Veya bir sözcük üstünlük bakımından derecelendirilmiştir derse bu sorunun cevabı bu ikisi. En üstünlük bakımından derse bu ikisi. Peki aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat, bakın neyi derecelendireceğimi söyledi, belirtti. Bir sıfat derecelendirilmiştir dedi. Hangi bakımdan derecelendireceğimi söyledi mi? Söylemedi. O zaman bu sorunun cevabı buradaki 3 örnek. Hangi bakımdan derecelendirdiği önemli yok. Sıfatın üzerine miktar zarfı gelsin. Sıfatın derecelendirilmesi bu demek. Hangisinde bir zarf derecelendirilmiştir derse arayacağımız örnekler de bu üçü.
zarfı derecelendirelim de hangi bakımdan derecelendirelim önemli değil. Biraz daha yukarıya çıkıyorum. En detaydan başladık. Yukarıya doğru geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde derecelendirme zarfı vardır derse işte 6 örnek. Herhangi birini yakaladığınızda sorunun cevabını bulmuş olursunuz. Burası böyle. Umarım anlaşılmıştır. Evet, 5 diyoruz. Evet, soru zarfları. Hatırlarsanız soru sıfatlarında ve soru zamirlerinde bunların tanımlarını beğenmedik, değiştirdik. Soru sıfatları için cevabı sıfat olan sorulardır demiştik. Soru zamirleri için cevabı isim veya zamir olan sorulardır demiştik. Soru zarfları için aynı şeyi söyleyelim. Cevabı zarf olan sorulardır. Şimdi en başa dönecek olursak, buradan toparlayarak gelelim. Durum zarfının sorusu neydi? Nasıl sorusu? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Koşarak geldim, yürüyerek geldim, uçarak geldim. Cevabım zarf, sorumun kendisi zarf. Zaman zarflarının sorusunu hatırlayalım. Bu arada nasıl geldin soru zarfı oluyor. Nasıl araba dersen soru sıfatı olur. Önemli olan burada sorunun neyi niteliği. Bakın burada da fiil nitelediği için soru zarfı oldu. Mesela zaman zarfı için ne zaman sorusunu sorabilirim. Ne zaman geleceksin veya ne zaman döneceksin. Ne zaman döneceksin? Akşama döneceğim, yarın döneceğim, asla dönmeyeceğim. Cevabım zarf, sorumun kendisi de zarf. Yarıyor zarflar için soru kullanmamıştık. Yanlış sorulara doğru cevap, doğru sorulara da yanlış cevap veriyoruz demiştik. Aslında sorusu nere sorusu ama günlük hayatta da çok kullanmıyoruz. O yüzden yazmıyorum. Miktar zarfının sorusuna geliyorum. Miktar zarfının sorusu ne kadardı? Ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor, az çalışıyor, hiç çalışmıyor. Bunun cevabı da zarf, sorumun kendisi de zarf. Ama burada unutmayacağız. Miktar zarfının kendisine sapık dedik. Asıl sapık, asıl çapkın o dedik. Kendisi ne kadar sapıksa sorusu da o kadar sapık. Şuraya geri dönelim. Ne kadar çalışıyor? Fiile geldi. Ne kadar çalışan kazanır? Fiilimsiye gelir. Ne kadar hızlı kullanıyor? Zarfa gelir. Ne kadar güzel kız sıfata gelir. Yani miktar zarfının kendisinin sapık olduğu kadar sorusu da sapıktır. Evet, şimdi bu üç soru cevabı zarf olan sorular. Bir de cevabı zarf olmayan sorularımız var. Ama yine de soru zarfı olarak değerlendireceğiz. Aslında burası biraz detaylı ama detaylara girip kafa karıştırmak istemiyorum. Sadece şunu bilelim yeterli. Neden? Niçin? Niye soruları? Neden, niçin, niye soruları? Bunları gördüğümüzde soru zarfı diyelim. Bu anlama gelen neden, niçin, niye, sebebini ve amacını bir öğrenmek isteyen sorular soru zarfıdır. Peki biz ne sorusunu daha önce kullanmıştık hatırlayın. Ne sorusunu soru zamirlerinde kullandık. Pazardan ne aldın dersem soru zamiri oluyor. Ona ne hediye aldın dersem soru sıfatı oluyor. Peki ne bakıyorsun dersem ne bakıyorsun? Ne ağlıyorsun dersem neden bakıyorsun? Neden ağlıyorsun anlamında kullanıldığı için o zaman yine soru zarfı oluyor. Ne sorusu? Neden? Niçin? Niye anlamında kullanılırsa bunlar da soru zarfı olur. Şimdi ne sorusunu tekrar ediyorum baştan. Pazardan ne aldın dedim, soru zamiri. Ona ne hediye aldın, hangi hediyeyi aldın anlamında kullandığım için soru sıfatı. Ne bakıyorsun dersem, soru zarfı. Yıllardır ne aradı, ne sordu. Burada da bağlaç olur. Yani ne sözcüğü, 4 farklı türde kullanılabilir. Şimdi sadece bir hatırlatma geçmek için şu detaya da değinelim. Artık uzun uzun anlatmayacağım. Daha önce 2 defa üzerinden geçtik bunun. Ne zaman, ne zaman dönecekmiş diyorum. Bir de ne zaman döneceğini söyledi mi diyorum. Ne zaman dönecekmiş, ne zaman döneceğini söyledi mi? Sanırım burada ne soracağımı biliyorsunuz artık. Bu cümlelerden hangisinde soru zarfı vardır? Birinci soru bu. Bu cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Bu da ikinci soru. Hatırladınız mı? Şimdi hızlıca geçeceğim.
Bu cümlelerden hangisinde soru zarfı vardır diye sorarsa, evet, her ikisinde de soru zarfı vardır. Cümlenin anlamı değil, sözcük bazında o soru zarfı bulunuyor mu bulunmuyor mu? Sadece bunu istiyordu bizden. Bu cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır diye sorarsa, birinci cümlede soru anlamı zarfla sağlanıyor. İkinci cümlede soru anlamı zarfla değil. Neyle sağlanıyordu? Mi soru edatıyla. Bununla ilgili bir notumuz vardı, hatırlayalım, artık yazmıyorum. Notumuz neydi? Cümleye mi soru edatı girerse diğerlerinin borusu ötmez. Kimdi bu diğerleri? Soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı. Yani cümlede mi soru edatı varken soru anlamını diğerleri sağlayamaz. Mi sağlar. O zaman bu soruyla karşılaştığımda aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır, sıfatla sağlanmıştır, zamirle sağlanmıştır diye sorduğunda bu soruyla karşılaştığımda ne yapıyordum? Mi'li cümleleri eliyorum. Aksi takdirde cümle içinde bulunan soru zarfını atlayabiliriz. Peki şu cümleyi kısacık şöyle ufacık değiştirelim. Ne zaman geleceğini söyledi cümlesi. Soru cümlesi mi? Hayır, soru cümlesi değil. Peki soru zarfı var mı? Var. Yani normal bir cümlenin içinde de soru zarfı kullanılabiliyor. O zaman şu soru tehlikeye giriyor. Aşağıdakilerden hangisinde soru zarfı vardır? Sorusu tehlikeye giriyor. Yani mesela bir parça verecek. Parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soracak. Seçeneklerden birinde siz ne görüyorsunuz? Soru zarfı vardır. Paragrafa bakıyorum, soru işareti yok, soru cümlesi yok. O zaman burada da soru zarfı yoktur demeyeceğiz. Normal bir cümlenin içinde de soru zarfı bulunabilir. Evet arkadaşlar, zarfları tamamladık. Bir sonraki dersimizde edat, bağlaç, ünlem konusuna değineceğiz. Kendinize iyi bakın.